Hocam bir önceki programda 20'li yaşlar hikayesini konuştuk. 20'li yaşlara ne deriz demeyiz mevzusu. 20'li yaşlar aynı zamanda şu politikayla ilgilenme, siyasetle ilgilenmenin de en hararetli zamanı ya. Enerji yüksek, bir şey anlamak istiyorsun, anlam arıyorsun falan. Bir de bir şey düzeltmeyle alakalı nedense bir yetkin olduğunu düşünüyorsun. Yani bunları düzeltmem lazım falan. Sonra yani bununla ilgili tecrübelendirince benim el alışkanlığım öyle. Senin de bu evrimle beraber aynı alışkanlığı kullandığını biliyorum zihinsel anlamda. Hani gittikçe daha büyük çapta, daha derin öyküyü bulalım. Daha dipteki, zemindeki hikaye nedirle ilgili bakmaya başlarken fark ettiğin kötü ya da çirkin hikayelerden bir tanesi, kendim için söylüyorum bunu. Politikanın aslında ola gelen problemleri çözmekle değil, problemleri kendi ihtiyaçlarına göre, kendi çıkarlarına göre kullanmakla ilgili bir pozisyon olduğunu fark ediyoruz. Sürdürülebilir problem üretme ve bu problemin kendisinden sürdürülebilir seviyede bir çıkar elde etmeye devam etme. Yani oradan bir şey alıyor olma. Ve bunun hiçbir ideolojik ayrımı yok. İster solcu ol, ister siyasal İslamcı ol, ister sağcı ol, muhafazakar ol. O siyaset tonunun hangi tonunda durursan dur. Durduğun ton. Belki başlangıç idealist döneminde bundan ayrı olabilirsin. Çok azken ve başlangıç aşamasındayken yine hepsi için geçerli. Ama büyüyüp de sistemle uzlaşmak zorunda kalmaya başladığında aslında insanları etkileyen problemleri çözmek değil, bu problemlerden en yüksek çıkarı elde etmek kendi yapısı için, kendi varlığının devamlılığı içinmiş gibi bir duruma dönüyor. Bunun en temiz ve en berrak örneklerinden bir tanesi hemen hemen 60 senedir hayatımızı etkileyen şu Filistin hikayesi. İsrail, Filistin ve o bölgenin içerisindeki hikaye. Takriben birkaç yıl aralıklarla ben bunu hatırlıyorum mesela. 3 defa, 4 defa canıma tak deyip ben interaktif de bir adamım hani bir şeyle ilgili. Politik aktivasyonum yüksek değil ama yani hani bir şeyle ilgili bir şey yapmak gerektiğinde yapmakla ilgili eylemim de zayıf da değildir. Hani 3-4 kere atak yapıp bir şey yapmayla ilgili hamle yapıp bir sürü yeni bir şey öğrenip susmak zorunda kaldığım ya da geri çekilmek zorunda kaldığım bir hikayedir. Çünkü birkaç yıl aralıklarla bizi yüksek seviyede manipüle eden bir öykü grubudur Filistin'deki ola gelen şey. 1940'ların ortası sonu işte orada oluşa gelen bir devletin yapısının nasıl dönüştüğü ve bunun çift taraflı oradaki tüm etkin grupa, Filistinliler de dahil, Hamas dahil, işte Yasser Arafat dahil ya da ötekiler dahil hemen hepsinin oluşturdukları bir çıkar, bir manipülasyon etkisi var ve bu toplumdaki safi birey, öyle tarif edeyim kendimi, muhtemelen sen de öylesin, hepimizin canını yakıyor. Yani hepimiz gerçekten şey oluyoruz, yani gözlerimiz doluyor, sinirlerimiz bozuluyor gördüğümüz görüntüler, ola gelenler karşısında. Ama bir türlü arkadakini, örüntüyü çözemediğimiz için problemi çözmekle ilgili ya da çözümünün bir parçası olmakla ilgili bir şey de yapamıyoruz. Ve bu döngü 60 yıldır devam ediyor. Hani bu yaşlanmanın kötü etkisi olabilir. 60 yıllığı ne demek olduğunu anlıyorum artık. Maalesef, eskiden anlayamıyordum yani. Hani 60 yıldır insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor ve orada elinde ölü çocuk olan insan fotoğrafı kullanılıyor. Her sene de bir tur yeni ilave ediliyor. Yeni ilave ediliyor. Birkaç yılda bir çok yüksek verimlisi oluyor. Cami ya da okul bombalanıyor ya da bilmem ne oluyor falan falan. Yani arka tarafta. Birazcık bunun üzerine tarihsel olarak değil, tarihsel hakimiyetimiz o kadar güçlü değildir ama hani aslında ne oluyor ya da biz ne hissediyoruz ya da bu tarz olaylar karşısında aslında ne yapmak gerekir birazcık sohbetini yapalım. Güncel olarak da bir konu bu bizi etkileyen ama aslında arka tarafındaki örüntü güncelliğinin ötesinde hayatımızı hep belirleyen unsurlardan bir tanesi. Yani politikanın işlevsizliğiyle alakalı biz açık beyinde konuşurken mesela şeyi yapıyoruz yani ideolojiler dışı bir şey yapmayı destekliyoruz özellikle. O yüzden içerideki insanlar çok tuhaf bir karmayla bir araya gelebiliyorlar. Ve bunun ne kadar verimli bir şey olduğunu da beraber şahit oluyoruz projeler üretirken. Hiç başka bir ortamın içerisinde yan yana duramayacak çocuklar birbirlerinin kültürleriyle alakalı bambaşka bir şey öğrenerek çok verimli bir şeye doğru hareket edebiliyorlar. Ön yargıları alınca dünya bambaşka bir yere dönüyor. Ya da derdin yani. Bunların üstünde bir dert olursa zaten o konular orada süfli kalıyor yani. Ki yeni kuşaklarla çalışmaya başladım da yeni kuşaklar buna çok da teşne. Yani çok konuyu hemen anlayabiliyor. Belki bizim gençliğimizde olsa bunu anlatmak da çok sıkıntılı olabilirdi. Mesela biz bu konuyu önce Can sonra Canan'ın bu bölümünde konuştuğumuz için bize çok sinirlenen azımsanamayacak sayıda insan olacak. Konuyu konuştuğumuz için değil konuyu konuşma şeklimizden dolayı. Çünkü birçok insan maalesef siyaseten kendi önlerine servis edilen konular dışında
hayatlarını bağlayabilecekleri, ömürlerini üzerine vakfedebilecekleri sorunlardan maalesef uzak oldukları için bu tip konular onların temel konularıymış gibi gözüküyor. Ben de böyle bir dönem geçirdim hayatımda. Hepimiz yani hepimiz yani, çeşitli ayrı siyasi yapıların içerisinde böyle dönemler geçirdik. Ve yani bir süre sonra eğer kısmetliysen ya bunun nasıl bir oyalama taktiği, nasıl bir senin dışındaki bir takım odakların menfaatlerine ya da onların güç savaşına dair bir şey olduğunu fark ediyorsun zamanla. Ben mesela işte daha evvel 20 yaşımıza mektupladık. O yaşlarda 90'lı yıllarda 3 kez net hatırlıyorum, daha fazla da olabilir. İsrail Konsolosluğu'nda Ankara'da mitinge, gösteriye katılmıştım. Yani yeter artık dursun bu falan diye 30 sene öncesinden bahsediyoruz neredeyse. Yani 30 senedir temcit pilavı gibi dönen bir durum var. 1946'da 2. Dünya Savaşı'nın bakiyesi üzerine oraya bir devlet kurduruyorsun. Ve bugün o devlet ağır ilerlemeli bir kanser gibi devamlı bölgeyi inhisarı altına almaya devam ediyor. Sadece bunu yapmıyor. Dünya piyasasının en temel sektörlerini domine eden aktörler yetiştiriyor. Mesela şu anda kaçınılmaz olarak işte gıda sektöründe, sinemada, temel ne kadar sektörümüz varsa aslında İsrail'in böyle belirgin bir tohum hakimiyeti. Derler tohum mesela. Tohum. Biz mesela ülkemiz olarak tohumu, anaç tavuğu bilmem neyi paso İsrail'den alırız. Aynı zamanda bu derecede büyüyen bir hikaye var. Daha da fenası benim yıllar içerisinde akıl erdiremediğim konulardan biri. Daha doğrusu akıl erdirmeye her kalktığımda bu meselenin bende soğumasına sebep olan bir durum. Açıkça bir vahşet izliyoruz biz burada. Yani işte çocuklar katlediliyor. İşte bir ara hatırlarsın taşla Filistin'in kolunu kıran İsrail çok ikonik olmuştu mesela. Mesela bunlar sürekli geçiyor fakat uluslararası toplum özellikle gelişmiş ülkeler sinir bozucu bir şekilde İsrail'in yanında ve açık bir şekilde mazlum olan Filistin'in karşısında gibi duruyorlar. Şimdi böyle bir resmi biraz rasyonel olarak düşünmeye çalıştığında hemen bir problem başlıyor, mantıksal problem başlıyor. O da şu ki bu kadar aşikar bir kötülüğe nasıl bu kadar dünya çapında destek çıkabiliyor? Bu İsrail'in büyülü bir gücünden mi kaynaklanıyor? Herkes İsrail'de ödü mü kopuyor? İşte ya da işte Filistin veya işte hani bizim İslamcı kültürün çok söylemeyi sevdiği işte Müslüman bir ayağa kalkarsa öde öde falan var ya bizde. Hani öyle bir korkudan dolayı mı tırsıyorlar falan. Bunun hiçbiri makul ve mantıklı değil. Birkaç açıklaması var. Bir, bize gösterilen resim yarım olabilir. Yani biz bir başka bir resim görüyor olabiliriz. Bu sadece bir ihtimal olarak söylüyorum. İki, orada başka bir hesap olabilir. Yani orada Filistin'de ezilen çimen gibi bir şey olabilir. Orada başka bir hikaye dönüyor olabilir. Bunların hiçbirinin ne kadar daha olabilir olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Fakat biraz düşündüğünüzde mantıksız gelmeye başlayan bir şeylerin bu kadar uzun süre manşette kalabilmesi için mantığını kullanmayan insan güruhlarına şiddetle ihtiyacımız var. Var ki bu sorun devam edebilsin. 30-40 hatta işte sen resmi çizdin 1946'dan bu yana neredeyse 60 senedir devam eden böyle bir hikayenin efendim iki gücün savaşından ya da yer paylaşımı hikayesinden başka bir şey olduğu çok açık. Ve bu kadar basit, yalın kat, hani karından, göbekten, beyin sapından gelen otomatik tepkilerle sadece Gazze bombalandığında iki çocuk cenazesini televizyonlarda ya da resimlerde gördüğümüzde meydanlara kalabalık olarak akın etmek yöntemiyle çözülemeyecek bir şey olduğunu anlamayacak bir meşguliyette olmamız lazım ki bu senaryo bize 30-40-50 yıl dayatılabilsin. Şimdi bizim Türkiye'nin işte içinden son 20 yılda, 30 yılda geçtiği şeylerde ben de buradaydım. Yani 3 aşağı 5 yukarı izliyoruz. Mesela işte önceden farklı bir işte rejim adı altında, rejimin fikriyatının hakim olmaya çalıştığı bir dönemden işte onun hep bastırmaya çalıştığı, belki 40 yıldır bastırmaya uğraştığı İslamcı bir dalganın şimdi uzunca bir süredir ülkeye hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama mesela İslamcı ekibin ta işte rahmetli Erbakan zamanında da iktidar olma çabalarına girdiğinde en fazla kullandığı söylemlerden bir tanesi buydu. Yani Türkiye'de İslamcılar ayağa kalkarsa Filistin kurtulacaktı. AK Parti'nin başlarında da hep bu jargonu hep duyduk. Yani o Filistin orada şöyle bir şey bizim için. Ne olduğunu bilen yok. Haritadaki yerini çoğumuz muhtemelen gösteremeyiz. Mevzuyu da bilmiyoruz bir türlü. Bir tek böyle bir ork ordusu gibi bir İsrail var. Ama her şeyimizi de onlardan alıyoruz. Tekrar bunun altını çiziyorum. Dünyanın bütün çok uluslu şirketlerinde neredeyse yönetim kurulunda en az yarı yarıya İsrail kökenli birileri var. Ama öbür yandan o kötücül orduya karşı orada bir masumlar, onlar da bizden. Yani
Yani bizim kardeşimiz. Ama bizden derken mesela milli bir bizlik değil. Ha işte onu anlatmaya. Dini bir bizlikle ilgili. Evet. Fakat bu arada mesela çok enteresan bir durum var. Dini bir bizlik varken aslında onların önemli bir kısmı da Hristiyanmış. Onu da mesela evet, biliyoruz. Evet, orada öyle bir demografi var tabii. Aha. Orası da böyle karma bir yer. Evet. Yani ne olursa olsunlar sonuçta bilmediğimiz bir şeye dair bize söylenen bir şeyler yıllardır değişmeyen bir şeye dönüyor. Bir de işin ortada Kudüs var tabii. Tabii. Yani bütün dinlerin en önemli ortak kutsal mekanlarından bir tanesi. Ne hikmetse yani bir 20 yıldır, 30 yıldır benim hatırladığım hep böyle Ramazan'da hatta bazen Kadir gecesinde orada bir şeyler oluyor. Hmm. Yani hani İsrail böyle geliyorum diyor. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ahmet Turgut sevgili dostumuz ta 2014'te miydi yaptığımız bir Balkanlar gezisinde bize tarih vererek işte şu anda yılını hatırlamıyorum. Geçen sene mi ki evvelki sene miydi? Dedi Kudüs'ü başkent ilan edecek dedi İsrail. Yani bu belli dedi. 4-5 sene önce de adam bize bunu söyledi. Twitter'da her sene yazdı. Her sene bunu yazdı. Hani işte şu senenin şu gününde dedi hatta. Ve oldu. Bizim ülkede ne oldu? İsrail şeyi Kudüs'ü başkenti. Abi yani bu bilinen bir şey zaten. Niye sürpriz olmuş gibi davranıyoruz? Çünkü ona dair bir hazırlık yapıp da bu sorunu ortadan kaldırmak belli ki bizim sevdiğimiz bir seçenek değil. Benimsediğimiz bir yöntem değil. Bu devamlı olarak bize anlatılan bir hikayenin devamı ve o hikaye üzerinden de buradaki işte siyasi topluluklara belli bir motivasyon sağlama gibi bir derdimiz var. Böyle gözüküyor. Şimdi ya bir taraftan da azıcık aklımızı mantığımızı kullansak İsrail gibi çölü cennete çevirmiş neredeyse. Çölün içerisinde. Bu arada gerçekten o motivasyonu da anlamakta çok zorlanıyorum. Yani nasıl becerdiler büyük iştir. Sen Avrupa'da işte tabii Hitler'in de gazı burada çok önemli. Nazi Almanya'sının. Oradaki o zengin Yahudilerin falan büyük bir kısmını topla. Götür orada çölün ortasında. Bak burası batılmış toprakla gel hacı. Burada bir şeyler kuralım falan filan diye bir şey ikna etmek de çok zor ama. O hani. Bu arada mesela çok uzun önemli bir Arap ekolü şey diye iddia ediyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'le alakalı oluşturulan şey planlı bir organizasyonel tabii, yapıdır tabii. diye bir ana akım ya var. Ben mesela bunu görünce tabii. çok şaşırmıştım. Ya bir şeylerin dökümlerine, şimdi ben bir ara çok meraklıydım bu konulara ama bırakalı çok oldu onu söyleyeyim. Yani tarihte de öyle her gün inovasyon olmuyor. Yani okuduğum klasik kaynaklar bayağı bir geçerliliğini sürdürüyor. Mesela Nazi Almanya'sındaki o mezalimin dökümleri var. Abi neredeyse Yahudi rakamı kadar Alman da var orada. Yani orada bir kitlesel bir kıyım var. Adam mesela Berlin metrosuna su bastırıyor abi. Su baskını uyguluyor yani. 10 binlerce Alman'ı öldürüyor. Şimdi bu rakamları biz görmüyoruz genellikle. Aytunç Altındağ falan filan da kitaplarında bunları detaylı anlatıyor bildiğim kadarıyla. Yani meraklısı bilir zaten. Ama neticede yani o zamanki dönemde böyle tamam Yahudilere orada bir nefret var. İşte bunlar bizim servetimize çöküyorlar, bizi işsiz bırakıyorlar. Almanya'nın en ekonomik olarak rezil dönemleri. Ama bütün bu hikayedeki o total rakamın tamamını Yahudilere hamletmek, orada Yahudilerle ilgili bir hareketliliğin de aynı zamanda uyarılmaya çalışıldığını çok net gösteriyor zaten. Ki hani tesadüf olduğunu düşünmek saftirlik olur. İşte hemen arkasından sen gidip çölün ortasına bir işte şapkalı krallık kurma hikayesi falan. Şimdi oradaki radikal dindar Yahudilerin öncülük ettiği bir mesele bu. Yani oradaki hahamların öncülük ettiği bir hikaye. Ve orada çok yoğun, programlı, stratejik bir işte Tevrat'taki vaat edilmiş topraklar modunda tamamen dini anlatı üzerine kurulmuş bir hikaye var. Ya bu belli ki bir şey için kurulmuş. Yani oradan sonra bir şey olacak ve olmaya da başlıyor zaten. Oranın yerli halkı olan o Filistinliler, ki oranın kadim halkı yani. Gün be gün yerlerine adam geliyor işte Gazze'de yerleşimci diye bir şey yapıyor. Bunların bağrının ortasına siteler kuruyor, köyler kuruyor. İnsanlar oraya. Yani açık bir ajitasyon var. Açık açık dünyanın gözü önünde hem bir taraftan ekonomik olarak güçlenirken hem de dünyaya karşı da böyle bir tiyatro oynanıyor. Ve tabii ki işte o Yahudi lobisinin çok takdir ettiğim çalışmaları nedeniyle bütün dünyada da buraya bir destek var. Habire bir ciddi para aktarımı. Şimdi böyle bir durumda burayı gerçekten samimiyetle bir sorun olarak görüyorsan aklın yolu bir. Yani bir kere o İsrail'in büyümesini yani düşmanın silahıyla silahlanacaksın diye bir prensip var. O ekonomik büyümesini, o bilimsel çalışmasını, o inovasyonunu bilmem nesini önce bir al bir taklit et hacı. Yani burada önce bir kendi kendine yet. En azından habire işte boykot edeceğim diye uğraştığın ülkeden ürün alma mesela. Ürün almayacak hale gelmeye çalış. Eğer bu sorunun halli ana konu olsaydı
bizim o geçtiğimiz 30-40 yıl içerisinde en azından bir 15-20 yıldan beri böyle bir yola girmiş olmamız gerekiyor. Ama biz biraz önce başkent ilan edilme konusunda da hatırlatmaya çalıştığım gibi her sabah böyle bir şokla uyanıyoruz. Aha gene mi İsrail? Aha İsrail Filistin'de. Ulan o 60 yıldır saldırıyor işte. Artık bu onun rutini. Ama bizim rutinimizde bir sorun var bu açıdan. Ben mesela bunu bu konuyla ilgilenmeyi galiba 20 yıl önce falan bırakmış olabilirim. Yani ilgilenmeyi derken duyarsız kalmak anlamında söylemiyorum. İlgilenmenin bir faydası olmadığını. Ve mesela ben her o masum çocukların İsrail askerleri, roketleri bilmem ne tarafından katledildiği hikayeyi duyduğumda mesela bugün açık beyindeki işime daha çok sarılıyorum. Çünkü benim orada yaptığım şey ancak bunun kökünü kazıyabilir. Benim ancak hayatımda entelektüel, bilişsel, kadim kapasitemi yükseltmem bir kurtuluş yolu gösterebilecekse ancak o gösterebilir. Ben şimdi çıksam, sokaklarda bağırsam, Twitter'da işte dakikada 30 tane telin tweet'i atsam neye, kime ne faydası var? En büyük yaptığımız kavga oydu Twitter'da. Yani ben gerçi kavgaya girmiyorum artık da eskiden de o. Hocam bu konuda sesinizi duymadık. Ne istiyorsun? Oraya bir şey yazdım. O saat kaçtı torba düştü işte. Ramazan mübarektir, İsrail kötüdür, Filistin masumdur. İşte ne bileyim bir şey altına da ne yazdım? Papağan da kuştur. Bu kadar. Yani bu bilinen şeyi ben bir daha niye söylüyorum? Papağan kuş değil hocam ya. Aynen öyle girdiler mevzuya zaten. Şimdi bu reddetmemiz gereken, eğer bir eylem arıyorsan bir kere bu hikayeyi önce reddedeceksin. Siyaseten sert bir şey söylediğimin farkındayım. Ama bizi zaten herkes izlemiyor diye tahmin ediyorum. Bir de biz bize konuşuyoruz. Yani siyaseten gerçekten birilerinin de akıllı bir strateji önermesi lazım. Yani birisi çıkıp diyecek ki abi bu evet kötü. Ya bunun kötü yani bu işte tuvaletin dışındaki dışkı pistir demek kadar saçma bir şey yani. Bu kötü bir şey. Teorik olarak, düşünsel olarak bir sürü şeyi hani masada düşünmeyi seven ya da bununla ilgili konuşan insanlar olarak konuşuyoruz. Ama açık beyinden çok yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi buradan süzdüğümüz bilgiyi şu anda ve yakın gelecekte bizi etkileyecek toplumsal akışa uygun şekilde de biriktirebiliyor olmak, seçebiliyor olmak, üretebiliyor olmak, dağıtabiliyor olmak. Asıl ilgili konumuz bu. Şimdi bu konuyu beraber konuşuyorsak da gerçekten bu mantıktan konuşuyoruz. Yani ne konuya ideolojik bir yerden bakabiliriz ya da işte İsrail kötüdürle bu videonun sonucu çıksa ne olacak ki? Evet. Az önceki anlattığın evet. Hikaye. Konumuz bu değil. Ha, rating yapmak istesek aslında İsrail o kadar da kötü değil falan desek. Desek al sana yapar. Hani çatışma oluşturalım tabii. Ya da sen İsrail kötü de ben değil diyeyim. Hadi gel burada çatışalım. Bu video en az 10 katı daha fazla izlenecek. Bir şeyi böyle. Ama şimdi burada şöyle bir durum var ya. Yani sorun kalabalıklığı yönetmekle ilgili. Kalabalıklıkları yönetmekle alakalı kalabalık olduğumuzu düşündüğümüzden bu yana, şehir devletlerinden bu yana yöntem geliştirmeye çalışıyoruz. Demokrasi yöntemlerden bir tanesi. Faşist modeller var. Çeşitli liderlik modelleri var kendi içinde. Meşrutiyetler var, bilmem neler var. Şimdi bu modellerle beraber geldiğimiz bir siyasal kültür var. Şimdi dünyayı bu siyasal kültür belirliyor. Yani bu herkes için artık dünya global bir etkileşimin içerisindeyiz. İsrail'le ilişkimizi kesemememizin nedeni İsrail'i çok seviyor olmamız değil. Evet. Dünya ile organik ilişkimizde zaruriyiz. Yani tercih ettiğimiz rota itibariyle. İtibariyle zaruriyiz. Yani burada dünyadan ayrıksı bir ekonomi modeli oluşturmak artık neredeyse mümkün değilmiş gibi görünüyor. Yani Mavi Marmara'yı hatırlıyorsun. Tabii hatırlıyorum. Giderken ne coşku. O iki sene sonra ne, bizim gönderdik arkadaş olduk. Şimdi kaçınılmaz bir durum. Yani hani daha da belirgin olanı var. Yani bir yandan One Minute aynı yılın içerisinde İsrail'in ticari ilişkilerimizin oransal değişimine baksın arkadaşlar. Yani ne oluyor ya? Yani hani bu arada bu kesinlikle bir siyasal bir gruba söylediğim bir şey değil. Her gruptaki her ilişki böyle. Normali bu. Ha. Yani aslında bu işin resmin tamamı bu. Evet. Resmin tamamında iyi kötü bir şey yok. Realitesi bu. Evet. Ama sen bunun bir tarafı yokmuş gibi davranırsan aptalca bir şey yapmış oluyorsun. Anlatmaya çalıştığım şey. Bir de şunu anlamak gerekiyor ya. Yani şimdi az önceki vardığın nokta çok içsel olarak bendeki de bir noktaya karşılık geliyor. Yani İyi ile kötüyü ayırt etmede evrensel olarak bir temada sağlıklı bir şekilde birleşmek, basit bir temada birleşmek ve bunun üzerine bir şey söyleyebilir duruma dönmek gerekiyor ya. Bunun komplikasyonları arkada ne oldukları falan değil. Yani basit bir temada ve artık siyaset bu tarz bir problemi çözmede işimize yaramalı. Yani siyaset şu anda gördüğüm kadarıyla bu problemlerden besleniyor. Yani varlığını bunun üzerinden alıyor ve siyaset dışı herkesi hangi ideolojide olursa olsun aynı şekilde de zedeliyor. Yani Türkiye'deki en solcusu da en sağcısı da Filistin konusunda aynı gözleri dolarak bakıyor
Konuda bir şey değişmiyor hiç ki. Hiç değişmiyor. Ama hikayenin içerisine bakıyorsun. Filistin Kurtuluş Örgütü'nden başla. FKÖ'nün dünyada terörü yaratma unsurlarından başla. Ne kadar şaşırırız. Meğer ilk uçağınlar kaçılmış, ilk insanlar onlar katletmiş bilmem ne hikayesinden başla. Filistin'de çocukların kolu kırılıyordan, çocuklar ölüyordaki hikayene temalarına, Hamas'ın ne yaptığına, İran'ın ne yaptığına bak. O hikaye örüntüleri tüm o politik unsurların kan emer gibi bizi duygusal, ekonomik, biçimsel olarak manipüle ettiğini fark ediyoruz. Bizden kastım sağcı ya da solcu değil. Bizden kastım siyasetten çıkar bağlantısıyla ilişkisi olmayan grupların tümü bireysel olarak. Şimdi bunu fark ettiğimizde yani şunun iyi ya da kötü olduğunu düşünmeye gerek yok. Hadi konuyu Filistin'den çıkartalım. Bir adamı yolda yürürken silahsız ve şimdiye kadar hayatı boyunca silahla hiçbir şey yapmamış bir adamı ensesinden vurursan kötüdür abi bu. Tamam. Burada kimi vurdun? Canavarlıktır, hainliktir. Burada kimi vurduğun ve kimin vurduğunun bir önemi yok. Bu külliyen böyle bir şeydir. Yani hani bunda hemfikir olursak geri kalanını halletmesi, bunun üzerine siyaset oluşturması, bunun üzerine yönetim biçimlerini oluşturması mümkün. Hani birazcık hani Filistin konusunu açmamızın gerekçesi oydu. Çünkü hepimiz etkileniyoruz. Hepimizin siniri bozuluyor bakarken. Ve bu sinir bozukluğunun yönetimi şey gibi geliyor bana. Noel Baba figürünü Coca-Cola'nın organize etme biçimi gibi geliyor bana. İşte elmas şirketine dünyada üretilen elması pazardan çekip elmasın yani şeyi biliyorsun değil mi? Yani diz üstüne eğilip evlilik teklif etme figürü reklam filmiyle organize edilmiş bir şey. Şimdi, tamamen yaratılmış bir gerçeklik. Yaratılmış bir gerçeklik. Biz onu dini ve hani böyle sanki kültürel derin bir unsur zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Abi, reklam filminde bir reklamcı onu akıl etti ve tüm dünyayı hikaye olarak öğretti işte. Ya da Noel Baba'nın giydiği kıyafetin renginin yeşil mi kırmızı olacağını öğretti. Noel Baba figürü kaçınılmaz bir şekilde dünyaya global olarak işledi. Aynı bunun gibi Filistin hikayesi bize bir şeyi öğretiyor. Çaresizliğimi öğretiyor. İşte duygusal manipülasyona zedelere açık olmayı mı öğretiyor? Konunun mesela en önemli alt metni aslında çaresizlik aşılama. Evet. Yani sen bu kadar senedir ben diyorum ya işte ben 30 senesini hatırlıyorum. Yani 30 senedir sonuçsuz bir öfke duyuyorsun. Ya bu öfke artık depresyon demektir bunun sonucu. Klinikte de böyledir. Ya bir insan 30 sene boyunca bir hayatında bir şey öfke duyarsa depresyona girer neticede. Ve toplum olarak bizi deprese eden bir şeyin devamlı reklamını yaptığımızı fark etmiyoruz. Yani biz sıradan vatandaşlar fark etmiyoruz ama muhtemelen bu işin mühendisliğini yapanlar bunun girdisini çıktısını biliyorlar, görüyorlar ve bu ilk defa Filistin, ilk defa bu çağın başına gelen bir şey değil yani. Bu biz 100 yıldır, 200 yıldır işte toplum mühendisi hikayesinin önemli bir parçası. Deniz Hoca'yla inşallah bir gün bu konuyu konuşalım. Çünkü onun bir mesela seçilmiş travmalar diye bir meselesi var. Bizde işte bu şey meselesi söyleniyor. Ayasofya meselesi bir seçilmiş travma hikayesi. İşte Kudüs meselesi bütün İslam aleminde öyle bir travma. Yani biz bu travmaların onarılmasını ya da sağaltılmasını değil, kaşınmasını seviyoruz. Ve o kaşındığı zaman diri hissediyoruz, uyanık hissediyoruz. Yani yaraya böyle çomak sokmak gibi. Yaraya nasıl basıldığında böyle uyanıklık geliyor. Bunlar bizi harekete geçiriyormuş gibi geliyor. Ama bu hareket sonuçsuz kulaçlar olduğu için bir süre sonra yorgunluktan bir itap düşüp depresyona girmemize sebep oluyor. Yani bunu şimdi böyle iki kişi oturup karşılıklı konuşurken he makul güzel falan filan ama bu kitlelere teşmil edilebilecek bir fikir değil. Yani bunu anlatamazsın. Bu virüs gibi konuşula konuşula yayılıp absürde indirgemek yöntemiyle buharlaştırmamız gereken bir şey. Ne demek o? Yani daha dün verili bir gerçeklik olarak bizim Filistin'e bir şey olunca ayağa kalkmamız lazımdı ama ya bu yeterince aga bir dakika 5N1K ne oluyor burada sorusunu sormaya başladıkça kendi kendine böyle buharlaşan bir kolonya gibi absürtleşmeye başlıyor mesela. Ve bana sorarsan İsrail'in gücünü hani bu zulüm, ben bu arada İsrail'in derin bir zulüm devleti olduğuna inanıyorum. Bunu net olarak altını çizeyim. Çünkü yani zulüm bir şekilde aşağıda gördüğün, hiyerarşik olarak düşük gördüğün varlıklara karşı yapabildiğin bir şeydir. Mesela bizim tasavvuf felsefesinde bir taş bile seninle aynı mertebede olduğun için ona bile bir şey yapamaz, zulmedemezsin yani. Ama senin ilahiyatında sen kralsın, bunların hepsi koyundur gibi hikaye varsa işin arka planı. Sen bir zulüm devleti olursun. Bu zulüm odağının elinden gücü almanın en iyi yolu bu senaryoyu yememektir. Ve bu senaryonun inandırıcılığının olmadığını fark ederek farklı senaryolarla bu meseleye bakabilmektir. Mesela ben net olarak söylüyorum. Bana sorsa birileri, yani bu ülkenin
Filistin'in çektiği mezalime karşı yapabileceği en etkin şey nedir diye 10 yıl içerisinde 20 tane temel bilim üniversitesi açmaktır. Yapabileceğiniz en iyi şey budur. 20 tane temel bilim üniversitesi açıp bu ülkenin en seçme çocuklarını burslu olarak orada okutabilirsen sen, o 20 sene sonunda yapılacak inovasyonlarla dünyadaki bakışlar sana dönecek. Bir süre sonra senin olmasın dediğin şeye destek yağacak. Senin yani olmasın dediğini olmasın diyecekler, olsun dediğini olsun diyecek dünya. Lokomotif olabilecek bir ülke olursan ancak onun elindeki gücü alırsın. Şimdi zulmün yarattığı gündeme ha babam su taşımak dışında bir fonksiyonumuz olmuyor. Güçsüz maalesef. Eşlikçi olunca dünyada, güçsüz ama eşlik etmek zorunda olan olunca ister istemez buna dönüyor. Birazcık da bu sohbeti açıyor olmamın zemininde şu vardı. Ben yönetim anlamında bir değişim döneminde olduğumuzu seziyorum. Çok erken, yarın öbür günden bahsetmiyorum. Yani önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde dünyada da demokrasinin şeklinde de, uygulanma biçiminde de bir değişim yaşanmak zorunda olacakmış gibi geliyor. Yani her şeyde büyük bir şey değişecek. Son 50-60 yılda demokrasi, liberal davranışlar işimizi görmüş gibi görünüyor ama hızı açısından ya da çok kalabalık grupların iletişimdeki etkinliği açısından artık yönetmesi çok da zor, pratikte işe yaramaz da bir hale döndü. Hani herkesin, tüm akıllı siyasetçilerin şey cümlesi var ya, yani elimizdeki en iyisi bu. Yani bu iyi bir şey değil ama elimizdekilerin en iyisi bu diye. Bununla alakalı sanki yeni bir şeyi anlamak, hem fikir olmak hem hal olmakla alakalı. Çünkü şeye de vardık. Hani demokrasi ve liberalizm en zemininde şeyi kullanıyor. Yani insan bilir ve haklıdır'ı kullanıyor. Ama şimdi biz masadayken biliyoruz ki insan o kadar da bilmiyor. Hiç bilmiyor. Ve o kadar da haklı da değil. Yani hani bunun bir sınırı var. Hani bir yere kadar sezip o biliyor ama sonrasında çok kolay manipüle ediliyor. Ve sonra bakıyorsun dünyadaki tüm demokrasiler manipüle edilebilir sistemlere dönmüş kolaylıkla. Yani insan aslında bilmiyormuş da insan aslında hissettirilebiliyormuş falan. Yani belli bir kanala. Yani Türkiye'de barajı geçemeyecek bir parti olsun. Seçimden bir hafta önce o partinin hikayesini destekleyen global bir lanet ve nefret duygularını çekecek bir olay olsun. İktidar ortağı olur o parti. Yani kolaydır demokraside manipülasyon. Evet. Yani bu demokrasinin tükaka kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Yapısındaki hassasiyet bu. Yani yapısında ne derler, sorun, bug var yani. O bug'ın farkında olmadığımız zaman, hatta o problemin üzerine bütün sistemini inşa ettiğin zaman, şu anda biz öyle bir şey yaşıyoruz. Yani çoğunluğun tahakkümü zannettiğimiz demokrasinin ciddi sıkıntısını da çekiyoruz. Çok faydasını da gördük. Hayır, yani bu işte yönetimin el değiştirmesi, tazelenmesi falan güzeldir. Bu keşke sıklıkla olsa. Ama şimdi mesela böyle bir durağan periyot, yani böyle bir yığılma hali, böyle bir eminsizlik hali. Ama hala işte aynı şarkılar terennüm edilmeye devam ediliyor. Yani aynı şeyler oluyor. O haber geldi mesela, kaçtı, bir hafta mı oldu o hikaye, bir hafta 10 gün. Yani zaten televizyon falan izlemiyorum ya, böyle bir Twitter'da düştü bir şey. Gene mi dedim, ilk lafım o yani. Gene mi Ramazan'da, gene mi yani? Evet. Gene mi Kudüs'ü bastınız? Gene mi aynı kıyafetlerle? Gene mi aynı gerekçelerle? Lan bir film kaç kere izlenebilir? Ve bu kadar da sonu belli bir film yani. Spoiler falan vermem mümkün değil. Belli zaten. Bu konu ne olacağı belli. Benim bu ülkemdeki siyasinin, akademisyenin, ev hanımının, gencin ne tepki vereceği de belli. Her şey adeta bir kayıttan oynatılıyormuş gibi tekrar ediyor. Birisi de arkadaş çıkıp da kardeş gözünü seveyim. Yani bu işte bir tuhaflık var deme noktasına gelemiyor. Çünkü toplu bağırılan yerde aklı selim duyulmaz. Yani toplu bağırılan yerde zaten susacaksın. Biz mesela bu videoyu şimdi çekiyoruz. 19 Mayıs 2021. İşte bir iki hafta sonra yayınladığımızda bunu. Muhtemelen bu iş daha soğumuş olur. Birçok insan bizi şöyle dinleyecek muhtemelen. Ya aslında herifler haklı. Ama yine böyle bir hikaye olduğunda ertesi günü bu videoyu yayınlayalım. Yemin ediyorum siyah çelenk bırakırlar. Gelip önümüzde gösteri yaparlar yani. Bunu yaparlar. Abi çünkü biz siyasetten hiçbir şey söylemedik. Hiçbir şey söylemiyoruz. Yani sadece bir rica var. Ya bir başka açıdan da bakmak gerekebilir. Bunu tekrar ediyorum. Yani bu konuyu açmana da sevindim. Hani benim gündemim değildi normalde. Ama ben her bu haberi duyduğumda gerçekten orada Gazze'de, Filistin'de sıkıntı çeken insan için ne yaparım diye düşünüyorum. Ben bunların tamamını o dertle söylüyorum. Yani oradaki insana gerçekten bir faydamız olması lazım. Biz sonuçta abi bir ülkeyiz. Yani çarığımız sağlam oraya göre. Oturmuş bir düzenimiz var. Enteresan bir kafamız var. Karışık ama enteresan. Doğu batı arasındayız. Birçok yere stratejik yaptırım imkanımız var. Yani acık aklımızı başımıza toplayıp hede hede efelenmelerin ötesinde
biraz da böyle orta uzun vadeli plan yapıp onların bastığı her düğme diye cevap vermeden önce aklımızı kullansak bu mesele güzel olacak. Tabii çoğu diyecek ki yani ne yapalım? Siz bir şey yapmayın ama duyanlar var bazı, onların yapabileceği bir şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Hayat aslında her gün aldığımız basit kararların peş peşe uygulanmasıyla oluşan bir sonuç ya, hayat dediğimiz hikaye. Şimdi bununla alakalı, Filistin'le alakalı bir şey duyduğumuzda kararımız çok öncelikli olarak hani hemen belirgin bir şekilde olabiliyor. Ama hemen peşi sıra atıyorum mesela iPhone Türkiye'de satılmıyor duyduğumuzda da tavrımız farklı oldu. Aynen, ya da işte ne bileyim yani gıdayla ilgili o kadar da seçenek marketlerde onlar olmadığını duyduğumuzda, dünyada var ve bizde yoku duyduğumuzda da bununla bunun arasındaki bağı, korelasyonu, örüntüyü görmeden yürüyoruz. Burada Filistin'e yapılanlar bir zulümdür. Bunu demesi kolay diyoruz ve geçiyoruz. Yarın iPhone Türkiye'de satılmalı, ne olacaksa olsun da diyoruz. Hayır, internetle alakalı en ufak kısıtlama yapamazsın. İşte tüm dünyaya bilmem ne diyoruz hani şeyin içerisinde. Ve her karşılaştığımızda bir şey diyoruz ama bu dediklerimizin hepsi bir araya geliyor ve bir sonuca yol açıyor. Eğer iPhone Türkiye'de kaçınılmaz ve düzgün bir şekilde satılsın istiyorsan Filistin'de de o kadar da çok ses çıkarmayacaksın sanırım. Aynen. Bunlar öyle çünkü bütünsel bir şey. Yani işte çok güzel ifade ettin. O uzun büyük parantezin içerisinde kalan bütün sebeplerden dolayı Filistin'de çocuklar ölüyor. Evet. Yani o sebep aslında o. İsrail'in bombası sadece tetik. Yani bizim buradaki tavrımız, bakışımız bunun işe yarar bir senaryo olarak hala oynayabilmesi sayesinde o çocuklar ölüyor abi. Dolayısıyla bu gerçekten insanın en acı aptallığı. Ve bir aptal, bu arada aptal gerçekten kelime anlamıyla söylüyorum. Bir aptal çıkıp bunun çığırtkanlığını yaptığında konu hak, bunu herkes biliyor. Ama aptalın aptal olduğunu herkes anlamıyor. Ve hak konuyu aptalla beraber alınca aptalca bir ses çıkıyor. İşte maalesef bizim sıkıntımız bu. İnşallah düzelir. Şu şey hikayesini bence konuşmaya devam edelim. Yani yönetim biçimleri değişecek olsa, tamamen teoriden bahsediyorum. Yani uygulana gelen teknikler açısından biçimler değişecek olsa, yani krallığın bir tekniği vardı kendi içinde. Evet, Mustafa ile biraz bunu, Mustafa Acungil ile... Dijital gelecekte insan kalmakta acık kalem oynatalım demiştik ama ben sıkışmıştım orada, onu hatırlıyorum. Çünkü çok hayal edeyim, bana sorsan böyle large tip bir danışmanlıklı monarşi hiç fena gelmiyor kulağıma yani. Bilmiyorum ama ben tabii eski kafalı biriyim. Bana da mesela şöyle bir şey olurmuş gibi ama bunu daha uzun sohbetini yapalım. Toplumdan veri toplama becerimiz artık yüksek ya. Toplumdan topladığın belli kriterler, ekonomik, sosyal davranış ve kültürel durum, eğitim durumu falan gibi kriterleri toplayıp yönetimin biçiminde demokrasiden krallığa bir skalada yıllık ya da 3 yıllık oynamalar yaparak hareket, sanki öyle bir şeye gidecek. Dinamik şey. Yönetim biçimi. Dinamik yönetim biçimi. Dinamokrasi. Evet. Dinamokrasi. Oo, dinamokrasi süper oldu. Yalnız bu araki yönetim sistemimizin adını biliyor musun? Dünyada yaygınlaşmaya başlayan. Nedir? Geritokrasi. Yaşlılardan oluşan yönetimiz. Hep dünyada mesela yönetim. Çok haklı yani. Tabii. Evet. Çok haklı. Geriatokrasi mi? Geriatokrasi evet. Yaşlı liderlerin karar verdiği dönemler. Tabii yani dünyadaki lider ortalaması 60'ın üzerinde abi. Tabii. Çok sıkıntılı. Tabii. Bu arada ekonominin biriktiği insan da öyle. Bu arada şeyi sevdim. Devamlı böyle data çekiliyor. Çevreden evet. Falan. İbre gösteriyor. Bu sene krallıkla yönetiyoruz. Aha. Bu sene yarı demokrasi, yarı açık ceza. Çünkü mesela demokrasinin en temel teknik sorunlarından bir tanesi işte mesela bu grubun içerisinde demokratik bir şey uygulayacağına karar vereceksen bu grupta 1 milyon kişi varsa atıyorum. Bu milyon kişinin kültürel ve karar verme yetkinliğinin eşit olması gerekiyor ekonomik olarak. Eğer eşit değilse demokrasi önce dış kararlar yerine bunları eşitlemek için çalışıyor. Evet. Hani mesela bu da sistemi çok yavaşlatan bir şey. Çünkü aslında demokratik bir toplumda herkesin eşitlenmesi diye bir pozisyonda yok. Yani kapital dünyanın zararı getirilerinden bir tanesi. Vallahi acayip işler. Ama şu anlık... Üzerine konuşmaya anlık. Eğlenceli bence. Yapalım bunu. Ben de bir düşüneyim ama üzerine konuşmadan önce. Bakayım neler varmış, alternatiflere bir bakalım. Neyse konu acı ama inşallah bunu da tatlı bir yere bağlarız.